Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh buyuruyor. Men harace min beyti ila şirail udhayı. Her kim kurbanlık hayvan almak için evinden çıkarsa. Yani o niyetle çıkıyorsunuz. Kânelû bi kulli katve aşru hasenat. Attığı her adımına 10 sevap yazılır. Kurbana giderken hayvan alma. Ve me hânû aşru seyyiat. 10 günahı silinir. Her adım başı. Onun için arabayı uzak park edin biraz. Hayvan alırken de yürüyün. Bak her adımınız yazılıyor. Ve rufi'ale aşru derecat. 10 derece cennette adım başı yükseltilir. Ve idâ tekelleme fî şirâya. Kurban alırken konuşuyor. Konuşurken pazarlık yapılıyor değil mi? Pazarlıkta nedir? Sünnettir. Konuşuyor. Kâne kelâmû tesbihan diyor. Bütün konuştukları Sübhanallah yazılıyor. Kurban alırken konuştukları sözler. Yaptığınız işleri bilerek yap. Ve idâ a'tâ zemenâ. Parasını veriyor. 300 milyon, 400 milyon neyse. Kâne lehû bi kulli dirhemin 700 hasene. Her bir kuruşuna 700 hasene verir. Artık en ufak para birimi olarak hesap ederse. Ve idâ tarahâ alel ard yurîdü zebhâ. İstegfirûlû kullu halk min mevdu'hâ ilel ardı sâbi'â. Ne zaman hayvanı yere yıkıyor, Allah rızası için kesmek üzere, o hayvanın yattığı yerden 7 kat yerin altına kadar ne kadar mahlukat varsa onun günahları için istiğfara başlıyor. Ve idâ ehrakka demehâ. Kalekallâhu bi kulli kadratin min demehâ. Aşaratin minel melâk yestegfirûne lülâhâm li kıyâm. Hayvanı keser kesmez ondan kan fışkırıyor, kan damlıyor. Her bir kan damlasına Allah 10 melek yaratıyor. O 10 melek kıyamete kadar o adam için istiğfar ediyor. Adam mezarda yatıyor o kurban kesenler içindi. Melekler istiğfara devam. Görüyor musunuz? İşe bak. Ayşe annemize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ya Ayşe, kaddimi udhiyeteki ve şhediha. Ey Ayşe, kurbanını takdim et. Sen de gel yanında kesiminde hazır ol. Ve inne leki bi evveli katratin min demiha alel ard en yaghfira lekillahu ma selefe min zunubiki. İlk damlası kurbanının kanı yere düşer düşmez geçmiş bütün günahlarının bağışlanma hakkını kazanıyorsun Allah-u Teala. İlk damlasıyla. Fakat ya Resulallah, Ayşe annemiz hemen bizi de düşündü tabii. Dedi ya Resulallah, elena hassaten emlil müminine amme. Biz ehli beytiz. Senin hanımların, senin kızın Fatma anamızı da aynı Efendimiz getirirdi kurban kesim yerine. Gör kurbanını diye. Bu bize mi mahsustur? Yoksa bütün Müslümanlara mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bellena hassaten velil müminine ammeten. Biz ehli beytiz. Özellikle bize ama genellikle bütün Müslümanlara da aynı sevap var. Elhamdülillah. Böylece inşallah efendim Müslümanlar mükafatlara nail olacaklar. Evet, mübarek günler geliyor. Enes ve Ali radıyallahu anhüma rivayet ediyorlar. Hadis-i şerif. İzâ huşural müminûn min kubûrihim. Müminler mezarlarından kalkarken. Allah o günde bize yardım etsin. O gün zor gün. Mezara gireceğimiz günde zor gün. Kalkacağımız günde zor. Öleceğimiz günde çok çetin gün. Allah kolay getirsin inşallah. Ölüm zor arkadaşlar. Birden karşılaşacağız. Yekten. Hiç beklemediğimiz bir anda ölümle karşılaşacağız. Her şey bitecek bir anda. Tüm dünya bitecek. Evin, ocağın. Bir daha o yataklarda yatamayacaksın. Bir daha o arabaya binemeyeceksin. Bir daha o halılarda gezemeyeceksin. Çoluk çocuğunu göremeyeceksin. Bir anda öleceğiz arkadaşlar. Bu ölümü hiç unutmamak lazım. Acayip bir şey. İşte o kabirden kalktıkları anda Allah Teala buyuruyor. Ya melaiketi la tumşu ibadi racilin bel erkibuhum ala necaibihim fe innuhum muhtadur rukube fid dünya. Ey benim meleklerim, benim kurban kesen kullarım kabirlerin kalkıyorlar. Onları yaya gezdirmeyin. Onlar dünyada bineklere alışmışlar. Kullarımı ben hep taşıttım Allah buyuruyor. Evvela babalarının sulbünde, sonra analarının rahminde, doğduktan sonra analarının kucağında, ondan sonra babalarının omzunda, ondan sonra gemilerle, vapurlarla, şimdi arabalarla hep taşıtıyor bizi Allah. He? Ne buyuruyor? Estaizu billah. لَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Biz Adem oğullarını çok kıymetli yarattık, çok şerefli yarattık. Onları karada da denizde de Allah buyuruyor, bineklerle taşıttık. Onlara ne lezzetli rızıklarla efendim bakım yaptık, yedirdik, içirdik. Biz Adem oğullarıyız. Allah bize ikram etti. Elhamdülillah. Kabirden kalkarken de ikram edecek inşallah. Ne buyuruyor? Onları yürütmeyin. Ne yapın? Dünyada hayvanlarla, vasıtalarla. Öldükleri zaman kardeşlerinin omuzlarında. Ölüyü de yine ne yapıyoruz? Taşıyoruz. Hep taşınmak üzere. Kabirlerinden kalkarken de onlara kurbanlıklarını takdim edin. Efendim kurbanlıklarını önüne getiriniz. Şimdi burada Efendi Hazretlerimiz de çok anlatır. Yaptığımız salih amellerimiz kabirden kalkarken güzel surette karşımıza çıkacak inşallah. Şimdi bu sohbetlerde bulunmanız, bu oturmanız, bu dinlemeniz, amel etmeniz, kılmanız, zikretmeniz, yaptığınız bütün hayırlarınız çok güzel suretlerle görünecek. Karşılayacaklar sizi. Kötü ameller çok kötü suretlerde gelecekler. Efendim katır gibi, böyle akrep, katır kadar akrepler, yılanlar, gerek yılanları,
efendim ne domuz suretinde, maymun suretinde gelip boğazına dolanır, sırtına binerse ne olacaklar? Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Men karabe kurbanen izâ kâme min kabri râv kâimen alâ râsi kabri. Mezarından kalkan kurbanını kabrin başında bulacak. Feydâle uşâru münezzeb. Tüyleri altından. Ve aynâv miyevâkid cennet. İki gözü cennet yakutlarından. Ve karnâv münezzeb. Boynuzları da altından. Feykul menent. Ey şeynent. Ve mâraite ahsenemi. Kimsin? Nesin? Senden güzel bir şey ben görmedim. Diyecek ene kurbanükellezî karrabdeni. Dünyada kestiğin kurbanım benim. İrkem alâ zahri. Bin sırtıma diyecek. Gökle yer arasında diyor. Uçuracak onu, uçuracak. Arşın gölgesine uçuracak diyor. O kurban. Bu salih ameller bizim yüzümüzü hak edecek inşallah. Allah.